Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah ahirette insanlar cehennemdeyken onlarla bir konuşması var. Ayetlerim size okunuyorken yalan sayanlar sizler değil miydiniz diyor Allah. Allah'ın ayetleri okunuyordu. Siz de yalan sayıyordunuz diyor. Ona diyorlar ki, dediler ki Rabbimiz, mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz. Yani bir türlü insanlar mutluluğu bulamıyorlar. Yani sürekli Allah inancıyla, Allah sevinciyle, iman sevinciyle mutlu olmaları gerekirken mutsuz ve karamsar bir halde olup beyinlerini uyuşturuyorlar. Beynin fonksiyonları kayboluyor. Yani imana yatkın bir beynin sevinç içinde olması lazım. Üzüntü içinde olan bir beyin imana karşı daha kapalı oluyor. Daha anlayışı durur beynin. Yani bir kere imanla çelişir zaten neşesizlik. Yani sevinç yoksa, heyecan yoksa imanda bir hastalık vardır, rahatsızlık vardır. Mutsuzluğumuz bize karşı üstün geldi. Biz sapan bir topluluk imişiz. Rabbimiz bizi ateşin içinden çıkar. Eğer yine inkara dönersek artık gerçekten zalim kimseler oluruz. Yani sen bizi Cenab-ı Allah diyorlar, bir kere daha dene. Allah der ki onun içine sinin ve benimle konuşmayın. Yani cehennemin içine daha çok girin ve benimle konuşmayın. Çünkü diyor Allah, gerçekten benim kullarımdan bir grup. Benim kullarımdan bir grup. Rabbimiz iman ettik, sen artık bizi bağışla ve bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısın derlerdi de onları alay konusu edinmiştiniz. Bakın kardeşimiz soruyor mesela 110. Eğer şey yapsa mesela 2010'a bakıyor oyun ile. Bak, çünkü gerçekten benim kullarımdan bir grup. Benim kullarım demiyor bak Cenab-ı Allah. Onlardan bir grup. Belki Mehdi cemaat. Değil mi? İnşallah. Mehdi cemaat. Ne diyorlar? Rabbimiz iman ettik. Sen artık bizi bağışla. Bize merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın derlerdi de siz onları 110. ayette alay konusu edinmiştiniz. Demek ki Mehdi ve talebelerinden alay edilecek. Öyle ki size benim zikrimi unutturdular. Yani bu onlara karşı alayları dinlen alay ediyorlar, peygamberlere alay ediyorlar, ahirette alay ediyorlar. Değil mi? Mesela büyük televizyon kanalına çıkıyor, hatta hoca alimim diyen adamlar çıkarıyorlar, onları da alay ettiriyorlar. Size benim zikrimi unutturdular ve siz onlara gülüp duruyordunuz. Mesela görüyoruz adam yerlere yatıyor, uğunuyor. Değil mi? Bilmiyorum, televizyon kanallarında bazen görüyordursunuz. Evet. Müslümanım diyen adamları çıkarıyorlar, onlar dinle, İslam'la, Kur'an'la ilgili konularda göya alay ederek, göya esprileri yaparak, göya şaklabanlıkları yaparak onları eğlendiriyorlar. Allah ne diyor? Siz onlara gülüp duruyordunuz. Yerlere yatarak gülüyorlar. Yani Müslümanlara gülüyorlar. Müslümanların yaptıklarına, onların iyi tavırlarına, güzel ahlaklarına gülüyorlar. Bugün ben gerçekten onların sabretmelerinin karşılığını verdim. Onların diyor bak, bu grubun. Sabretmelerini, demek ki sabretmek gerekiyor zorluklara karşı. Karşılığını verdim. Şüphesiz onlar kurtuluşa ve mutluluğa erenlerdir. Onlar kurtuldular diyor Allah. Ve mutluluğa erdiler diyor. Cenab-ı Allah diyor ki, dedi ki yıl sayısı olarak yeryüzünde ne kadar kaldınız? Dediler ki bir gün ya da bir günün birazı kadar kaldık, sayanlara sor. Ne kadar süre kaldıklarını tahmin edemiyorlar. Bakın bir gün kadar kaldık diyor. Onlar da bir kısmı diyor ki bir günün bir vakti kaldı. Mesela öğlenden akşama kadar az bir vakit kaldık diyorlar. Zaman izafi olduğu için toparlayamıyor. Dedi ki yalnızca az bir zaman kaldınız. Allah az bir zaman kaldınız. Gerçekten bir bilseydiniz diyor. Sizi boş bir amaç uğruna yarattığımızı ve gerçekten bize döndürülüp getirmeyeceğimizi sanmıştınız. Mesela adamlar şimdi sokağa çıkıyoruz. Mesela taksici taksicilik yapıyor.
Sanki tek amacı taksicilik gibi. Yani ben bazen görüyorum. Hepsini tenzih edemem, bir kısmını görüyorum. Mesela iş yerine gidiyoruz. Mallar diyor, gümrükten geldi mi diyor. Çekler ne oldu diyor. Senetler ne oldu diyor. Sanki hayatının tek gayesi oymuş. Allah onu o çek senet için yaratmış gibi. Sanki o öbürünü de insanları sadece taşısın diye yaratmış gibi. Bak, sizi boş bir amaç uğruna yarattığımız veya diskoteklerde vakit kaybediyorlar. Veya Facebook'ta oturup dedikoduyla vakit kaybediyorlar. Gerçekten bize döndürülüp getirmeyeceğinizi mi sanmıştınız? Yani bir, epey bir insanda hakikaten öldükten sonra yok olacağını düşünüyor. Hiçbir şey olmayacak zannediyor. Yani ahirete gitmeyeceğini, sorgulanmayacağını zannediyor. Hak, melik olan Allah pek yücedir. Ondan başka ilah yoktur. Kerim olan arşın Rabbidir. Kim Allah ile beraber ona ilişkin geçerli, kesin bir kanıt, burhan olmaksızın başka bir ilaha taparsa, mesela Darwinistlere hitap var burada. Çünkü kesin bir kanıtı yok. Fakat atomun ilah olduğuna inanmış, atomu ilahlaştırıyor ve atoma tapıyor. Atomlara yani. Niye ki sayısız yani katrilyon çarpı katrilyon ilaha inanıyor. Artık onun hesabı Rabbimizin Rabbinin katındadır. Şüphesiz inkar edenler kurtuluşa eremezler. Ve de ki Rabbim bağışla ve merhamet et. Sen merhamet edenlerin en hayırlısısın. Allah'ın bağışlamasını istemek çok önemli Müslüman için. Tövbe edilmesi, Allah'ın büyüklüğünü söylemesi çok önemlidir. Yani zikretmek, Allahu Ekber demek. Allah'ın münezzeh olduğunu söylemek çok önemlidir. Subhanallah. Yani Ya Rabbi sen ölmezsin, yorulmazsın, unutmazsın anlamıdır. Subhanallah. Güç sahibi. Yani acize düşmez asla. Münezzeh. Eksik ve noksan sıfatları münezzehtir. Subhanallah. Ve hamd etmek, Allah'a hamd etmek. Bütün nimetler için Allah'a şükretmek. Mesela diyor ki Allah, şükredin nimetimi artırayım diyor. Çok kısa bir açıklama var bakın. Şükredin nimetimi artırayım. Adam şükretmiyor. Allah nimetlerini alıyor yavaş yavaş. O da zannediyor ki hayatın doğal gerçekleri var. Yani hayat bu. Zaten böyle olur. Zaman zaman gider. Halbuki şükretmediği için Allah azaltıyor. Bak şükredin, artırayım diyor Allah. Ya burada bir mucize var. Yap diyor bak Allah. Samimi Kur'an'a bağlan. Samimi ol. Şükret. Artırırım diyor. Ve bu mutlaka oluyor Müslümanlarda. Bir mucize olarak olur bu. Evet. İnşallah. Büyüklük yapıldığında, enaniyet yapıldığında, kendini beğendiğinde şahıs, ben kendim yapıyorum, ediyorum dediğinde de Allah onun elinden alıyor onu o zaman. Ben mesela çok insanda gördüm. Mesela çok iyi kazanırken, Allah yolunda harcarken bakıyorum büyüklük hissi geliyor. Kendinin yaptığını, kendinin bu işleri becerdiğini, usta olduğunu, yaman olduğunu düşünmeye başlıyor. Allah bir sebeple tepe takla edip elinde ne varsa alıyor. Evet, inşallah. Kur'an'ın sırları İsimli kitabınızda o sırlardan bahsetmiştiniz hocam.